Bugün sizlerle çocukken en çok yemeği sevdiğim sokak lezzetlerinden bir tanesini paylaşacağım. Şimdi ben çok fazla açma çocuğu değildim. Simiti çok severdim ve Karaköy'ün simidi bambaşkaydı. Fakat ayranla beraber yemeği en sevdiğim şeylerden bir tanesi de çataldı. Şimdi size zaman içerisinde geliştirdiğim altın ölçüyü vereceğim. Evet, altın ölçü çatal tarifi geliyor. 125 gram burada erimiş tereyağı var. İçerisine daha da gevrek olması için 1 yemek kaşığı kadar sirke ilave ediyorum. Bunun üzerine 3 yemek kaşığı kadar yoğurt ilave ediyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik ayçiçek yağı. Çırpıyorsunuz. Bu bizim çatal için ihtiyacımız olan sıvı karışım oluyor. Bu sıvı karışımın üstüne yaklaşık böyle yarım su bardağından 1 parmak eksik şeker ilave ediyorsunuz. Ve iyice çırparak hazır hale getiriyorsunuz. Şimdi bu varan bir ihtiyacımız olan şekerli sıvı karışım. Diğer tarafta 4,5 su bardağı yani aşağı yukarı 500 gram kadar un var. Üstüne 1 paket kabartma tozu ekliyorsunuz. Çatalın olmazsa olmazı mahleptir. 1 yemek kaşığı kadar da mahlebi işin içine ekledikten sonra kuru malzememiz de hemen hemen hazır olmuş oluyor. Bir lokmacık da tuz atıyoruz. Tadını yükseltebilsin diye. Bu da bizim kuru karışımımız. Bunları da şöyle kendi içerisinde iyice karışsın diye hafiften bir araya getiriyoruz. Sonra ortasına bir havuz yapıp hazırladığımız sıvı karışımı tam göbeğe döküyoruz. Borcamın içerisindeki kurularla sıvılar şu an için elimize yapışır kıvamda. Onu bertaraf etmek için önce bir çatalla hafiften karıştırıyorum. İhtiyacı varsa da birazcık elimle yoğuruyorum. Aslına bakarsanız çatalın genel hamuru işte bu kadar kolay. Tezgahın üstüne aldığınız hamuru çok aşırı yoğurmayacaksınız. Niye? Çünkü bunda epeyce bir miktar hem sıvı yağ hem tereyağı var. O sebepten dolayı siz bunu yoğurdukça bu yağ kusmaya başlar. Yağ kusmasın diye de un eklerseniz bir çuval inciri berbat etmiş oluruz. Şimdi bir avuç alıyoruz bundan şöyle. Ve tezgahın üstünde ince uzun şerit haline getirmeye başlıyoruz hamurumuzu. Hamurun özelliği eğer bunu böyle rulo gibi açmaya çalışırsanız aralarda ufak tefek kopmalar ve açılmalar yapar. Ama bastırıp sürekli ileriye doğru iter ya da bastırıp sürekli kendinize doğru çekerseniz yavaş yavaş incelterek sıkıştırılmış bir kıvama getirirsiniz. Yani böyle ileri geri ileri geri değil, bastırarak ileriye ve aynı şekilde yine bastırarak geriye. Çok kalın bir hamur yapmayacaksınız. İçinde kabartma tozu var. Pişerken kalın bırakırsanız iyice kocaman olur. Olması gereken ideal seviyeye kadar inceltmeniz önemli. İlk yoğurduğum hamur aşağı yukarı şöyle 25-35 santim kadar uzunlukta. Şimdi bunu alıyorum, iki ucundan tutuyorum ve olduğu yerde aşağıya doğru getirip şöyle birleştiriyorum. Çatalın dış çeperini bu şekilde hazırlamış oldum. Sonra küçük bir parça daha alıyorum hamurdan. Aynen bu dış çeper kalınlığı olacak şekilde yoğuruyorum ve alıp bu şekilde birleştiriyorum. Sonra da her iki ucuna hafiften bastırarak çatalın geleneksel şeklini veriyorum. İşte gördüğünüz vaziyette pişirme tepsisine rahatlıkla alıp hazırladığım çatal aynen böyle oluyor. Son olarak da üstüne birazcık yumurta sarısı, süslemek için de çörek otu serpeceksiniz. Hepsini hazırladıktan sonra fanlı fırında alt ısıtmayla yaklaşık 25 bilemediniz 30 dakika kadar pişireceksiniz bu arkadaşı. İşte çatallar fırından çıktıktan sonra biraz bekletiyorsunuz. Ondan sonra da servis tabağına alıyorsunuz. Bakın altları aynen üstü gibi gayet güzel ve kıvamında pişmiş durumda. Şimdi en büyük zorluk bunu nasıl yiyeceğiz? Çayla mı? Yoksa çocukluğumdaki gibi ayranla mı? Pis boğaz diyebilirsiniz ama gerçekten yani aklıma bile geldikçe damağım böyle hafif hafif yutkunmamı sağlıyor. Ben bunu çocukluğumdan beri ayranla yiyorum. Ayran çatal. Benim vazgeçilmezim. Herhalde bu ayranın içindeki tuzlu tat mahleple birleşince çok güzel bir şekilde patlıyor ve benim aklım başımdan alıyor. Siz isterseniz çayla, isterseniz ayranla ya da başka bir şeyle.
YouTube'daki Arda'nın Mutfağı kanalı gururla sunar. Aynen sokakta yediğiniz gibi son derece lezzetli, güzel bir çatal. Hadi bakalım, hepinize afiyet olsun.